Merhabalar. Az sonra Melisa da burada olacak. Merhaba. Oo, Muffin de buradaymış. İyi akşamlar herkese. Melisa'yı bekliyorum. O bağlandığında ilk atılınca bir kitap hediye edin. Her seferinde mi? Kitap dayanmaz ya. Evet. Hoş geldiniz. Efendim Paytak. Bir dakika. Bu sefer ilk siz mi geldiniz? Bir dakika. Önceden duyurmamız gerekirdi ama. Olabilirdi ama. Evet, Paytak da geldi. Muffin'i duyunca sanıyorum. Merhaba. Merhaba. Seni karşılama komitesiyle. Biraz zor bağlandım. Fark ettim, evet. Ben de burada top Tekrar çeviriyordum işte. Bir şeyler geveliyordum. tekrar denedim. Biraz zor oldu. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Ne demek? Bu arada katılımcılarımızdan bazı talepler var. Ben orada bayağı geveledim. İlk katılımcıya kitap hediye edin falan diye. Evet, bunu gülerek geçiştirebiliriz bence. Nasıl yapalım ya öyle bir şey? Onu nasıl bir tespit edelim bir kere? Evet, yani böyle bir şey var. Evet. Evet, nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir gündü. Evet. Bir haftayı daha devirdik diyorum klasik olarak. Evet, bir de bugün çocuklar karne aldılar tabii. Yani alamadılar da işte. Evet. Galiba Deniz'e aldı ama. Deniz aldı, onların dün okulunda bir buluşma yaptılar. Randevulu böyle müthiş tedbirler altında 5 dakikalık minimal temasta karne aldılar. Neye uğradığını anlayamadı. Eline tutuşturdular, çıktı. Evet. Evet. Çağla da bugün artık ilkokulu devirdi galiba. Vallahi evet, şaka maka ilkokulu bitirdi. Bir ortaokul öğrencisi olarak 5. sınıf diyelim. Ben ortaokul demeye çok hazır hissetmiyorum galiba kendimi. Elinde çok fazla vakit var. Alışırsın yavaş yavaş. Evet, Şimdiden evet. hazırla kendini. Evet. Öyle işte büyüyorlar açıkçası. İnsan hayret ediyor yani. İnsan hayret ediyor, değil mi? Nereden nereye diye. Evet. Evet, İşte. bayağı bir toplandık galiba. Başlayalım mı yavaş Olur, yavaş? başlayalım. Tamam. Bu hafta dil nedir, üslup nedir? Bu ikisi birlikte nasıl işleri konuşacağız demiştik. Bunları zaten detaylıca konuşacağız ama önce bir dil nedir, üslup nedir? Neyi kastediyoruz burada dil diyerek ve üslup diyerek? Ondan söz edelim. Biz burada dil diyerek metnin dilinden yani söz ediyoruz. Metnin dili anlatıcının dilidir. Bazen yazarın dili baskın çıkar ve bütün kitaplarına yayılır. O zaman yazılın dilinden söz ederiz ama aslen metnin dili, o metni kim anlatıyorsa, bir hikayeyi bize kim anlatıyorsa onun dilidir. Özellikle eğer yazar okurla metin arasından çekilmeye meyilli, kendini silmek isteyen, mümkün olduğunca var olmamaya çalışan, söz söylememeye çalışan bir yazarsa zaten her metinde anlatıcının dili baskın çıkacaktır. Üslup derken de aslında üç katmanı var üslubun. Biz hangi anlamıyla ele alıyoruz? Ondan söz edeyim. Yani bir metni sözcük seçimi, cümle yapısı, anlatım tekniği olarak da üslubu kullanıyoruz. Ama daha üst bir anlam olarak üslup aslında yol yordam demek. Yol yordam dediğimizde de bunun içine yazarın poetikası da giriyor, yazarın meselesi de giriyor. Poğaça der gibi söyledim bu arada. Poğaçası da giriyor. Yazarın politikası, yazarın meselesi, yazarın yazma nedenleri, yazarın dille ilgili tercihleri. Bunların hepsi o yol yordamın altında ele alabiliyoruz. Sen üslup ve dil konusunda
yazar olarak nasıl bir yerde duruyorsun? Hı. Ya bu kavramları nasıl tanımlıyorsun kendini? Evet. Aslında benzer bir şekilde çok benzer şeyler düşünüyoruz. Şöyle ben metnin dilini, yani dil dediğimiz şeyin metnin dili olduğunu, yani her kitapta başka bir dil kurmaya çalışıyorum. Açıkçası benim poetikam bunu gerektiriyor. Çünkü senin de başta söylediğin gibi ben yazarı silmeye, hatta yok etmeye çalışıyorum. Elimde olsa yazarsız tamamen ortadan kaldırırdım yazarı. Ama metnin dili aslında karakterin diliyle yazarın üslubunun bir araya gelerek, iç içe geçerek, hemhal olarak oluşturduğu bir şey metnin dili. Ama burada bana göre yazarın dili, ya yani daha doğrusu yazarın üslubu diyeyim, daha görünmez, daha elle tutulmaz, daha saklı bir yerde duruyor. Onu sadece bir his olarak hissedebiliyoruz. Diyelim ki bir yazarın eğer iyi bir yazarsa metinlerini yan yana koyduğumuzda bir üslup birliği varsa, daha doğrusu iyi bir yazar çok doğru bir ifade olmadı belki, ama bir üslup birliği varsa, üslup sahibi bir yazarsa diyelim, ya da daha doğru olacak. Gerçi üslup sahibi olmayan yazar var mı bilmiyorum. Herkesin iyi kötü bir üslubu var sonuçta. Ve bu diyelim ki metinlerini koyduk yan yana, farklı karakterler, farklı hikayeler. Onu okuduğumuzda ama imzayı kapattık. O yazarın bir takipçisi bunun o yazara ait bir metin olduğunu az çok hisseder, sezer bunu. Ama şöyle sezmez. Yani bu birebir onun dili, hepsi birbirinin aynı dilde yazılmış metinler olduğu anlamına gelmez. Tam da senin söylediğin gibi bence anlatıcı karakterin, özellikle Tanrı yazar olmadığını varsayarak söylüyorum. Anlatıcı karakterin dili, onun özelliklerinden, kişiliğinden, ruh halinden, duygu dünyasından, daha doğrusu şöyle diyelim, duygu ve düşünce evreni sosyoekonomik, politik olarak içinde bulunduğu çevre, aidiyetinin ait olduğu yer, plan, mekan, ekonomik sınıf, kültür, bütün bunlar. Ve bir de hikayede anlatılmakta olan hal ve durum içerisindeki duygu. Yani bütün bunlara bağlı olarak karakterin dili bence şekillenir, ortaya çıkar. Yazarın üslubuysa bütün bunların içinde bir sis gibi tespit edemediğimiz, adlandıramadığımız, aa işte burada yazar konuştu diyemediğimiz, yazarın üslubu şöyle şöyle bir üsluptur demekte zorlandığımız ama içten içe de sezdiğimiz bir şeydir. Dolayısıyla ben aslında metnin dilini daha yüzeydeki dil, yüzeydeki bizim kulağımıza gelen kelimeler, cümle dizilimleri, kelime tercihleri falan, bunlardan oluşuyor dil, metnin dili. Ama burada ağırlıklı olarak karakterin dil dünyası egemen oluyor. Gözle görülen o oluyor. Yazarın üslubu ise bunun altında kalıyor. Bunun altında gizlenmiş oluyor, saklı duruyor. Sanki karakterin dili bir örtü, yazarın dilini saklıyor gibi geliyor bana. Böyle bir giriş yapabilirim. Peki, şimdi uslubu geçmeden önce bu dil kurgusunun nasıl oluştuğundan söz edelim biraz. Hani bizim ilk başlarda da çok kullandığımız bir kalıp vardı ya. Karakterin dili belirir mi, belirlenir mi? Nasıl çıkıyor? Yazar bunu kuruyor mu? Yazarın yarattığı bir şey mi? Senin deneyimin açısından en azından. Yoksa karakterle birlikte doğan bir şey mi? Doğuyorsa nasıl bir doğum bu? Nelerden beslenerek geliyor? Kaynakları neler? Evet, şimdi burada tabii şu şerhi hep koyarak konuşuyoruz zaten en başından beri. Burada biz kendi yordamımızı, fikriyatımızı paylaşıyoruz. Kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Sen editör olarak, ben de yazar olarak. Dolayısıyla burada söylediğimiz hiçbir şey doğrusu budur, kuralı budur gibi bir şey değil. Başka bir yazar çıkar der ki hayır ben öyle yapmıyorum, şöyle yapıyorum, mis gibi de oluyor. Bak şu kadar kitap yazdım diyebilir. Hatta o yazar bizim de çok sevdiğimiz, beğendiğimiz bir yazar olabilir. Bu ayrı bir konu. Ben nasıl yapıyorum gelirsek, şimdi en başından itibaren hikayeyi oluşturduk. İşte daha doğrusu konu seçiminden, tema seçiminden başladık. Hikaye, karakter inşası falan, bütün bu aşamalardan geçerken aslında bir yandan karakter de içimizde köklendi, oluşmaya başladı. Karakterin bir takım özelliklerini biliyoruz artık. Yani biz karakterle tanışmış oluyoruz. Bu arada da aslında karakterin kim olduğunu bildikçe
Onu tanıdıkça, onun iç dünyasına hakim olmaya başladıkça, yani buradaki hakimiyeti yine hep şerh koyarak söylüyorum. Hiçbir zaman tam olarak bilemeyiz. Yani hiç kimseyi tam olarak bilemediğimiz gibi yarattığımız karakteri de tam olarak her şeyiyle bilemeyiz. Ama az çok tanıyoruz. Tanımaya başladığımızı düşündüğümüzde dil de oluşur. Ama şöyle olmaz. Yani ben şimdi öyle bir karakter yaratacağım ki bu karakter taşralı olacak. Diyelim ki köylü olacak hatta. O zaman madem köylü olacak bu şiveli konuşsun diyerek böyle bir dil üzerine bir çalışma ya da işte şöyle cümleler kurar herhalde deyip cümle denemeleri falan yapmaktan bahsetmiyorum. Zinhar bunu yapmamaktan bahsediyorum hatta. Masa başında tam senin dediğin gibi dil belirlenmez. Nasıl ki karakter belirdi, gelişti, kökleşti, tanıdık onu detaylı bir şekilde artık hissediyoruz. Dil de belirir. Dil de gelir aslında. Çünkü eğer ki masa başında o karakterin nasıl kelimeler seçeceğini, nasıl bir Türkçe ile konuşacağını, işte şive kullanacağını, kullanmayacağını falan belirlemeye çalışırsak, o zaman şu olmuş olur. Belki de bizim karakterimiz köylü ama şiveli konuşmayan bir karakterdir. Ama biz onu bir şablona itelemiş oluruz. Bir şablonun içine sıkıştırmış oluruz. Çünkü her karakter köylü olunca ya da ülkenin belli bir bölgesinden geldi diye illaki o bölgenin dilini birebir aynen kopyalayıp onu kullanıyor olmak zorunda değil. Bu karakterin bir sürü başka özelliği var. O zaman çünkü fazlasıyla kategorize etmiş oluruz. Hem karakteri kategorize etmiş oluruz hem dili öyle yapmış oluruz. Dolayısıyla aslında dil tam olarak adlandırmadığımız, tanımlamadığımız bir şekilde kendiliğinden yine bir ses olarak, bir hissiyat olarak bize gelir. Bu nasıl bir şeydir? Yani şöyle anlatayım aslında. Ya bu mistik bir şey değil aslında senin sözünü ettiğin, yani Değil. gayetten gelen bir Tabii ses tabii. değil. Tabii ki değil. Tabii ki değil. Şöyle ki işte öncesindeki bütün o çalışmanın sonucunda birisi oluştu ya içeride. O kişinin, oluşan o kişinin bir silüeti olduğu gibi, bir dış görünüşü de oluştuğu gibi, bir duygu dünyası oluştuğu gibi bir sesi de oluşuyor. Bizimle nasıl konuşuyor? Nasıl bir sese sahip? Nasıl bir ritimde konuşuyor. Heyecanlı bir isim mesela. Yoksa sakin, mırıl mırıl anlatan bir isim. Öfkeli mi? Bütün bunlara bağlı olarak aslında sesi yavaş yavaş beklediğimizde, kulaklarımızı bir kurt gibi dikip beklediğimizde aslında, dikkatimizi ona verdiğimizde o sesi de duymaya başlıyoruz. Ben de mesela hep şöyle olmuştur. İlk cümle ortaya çıkana kadar, yani ilk cümlenin gelişine kadar bir adlandıramadığım, tarif edemediğim bir duygu olarak o sesi tanımlarım. Seninle de sık sık konuşmuşuzdur mesela. Derim ki ya böyle mesela Leyla için şunu dediğimi hatırlıyorum. Mırıl mırıl konuşan bir kadın bu. Çok sakin, inişsiz çıkışsız, sakin sakin. Sanki her şeyi bir halletmiş de bir şeyleri geride bırakmış da onun ferahlamasıyla anlatıyor gibi hikayesini mesela. Didem için tam aksine öfkeli, bir türlü bir taşkın bir şey var. Taşmaya çalışıyor. O taşkınlık böyle birazcık kayaların sivri tarafları gibi dikenli bir dil, bir ses hissediyorum. Böyle tanımlamalar yapıyorum mesela ben. Ve sonra o ilk cümle geldikten sonrası aslında dil tam olarak oluşuyor. Oraya geçeyim mi? Senin burada söyleyeceğin bir şey var mı? Yok, sen devam et. Yani işte o ilk cümle geldiğinde bunun işte o sesi duyuyorum ya o sesi duydum diye hemen alelacele oturup yazmıyorum her zaman olduğu gibi. O sesin iyice içeride dolaşmasını, iç dünyamda kendine yer edinmesini bekliyorum. Sonra o sesin bir noktasından sonra birdenbire ilk cümleler geliyor genellikle ve bu genellikle ilk sahneyle birlikte ilk cümle geliyor. İşte ondan sonrasında aslında yani nasıl şunu söyleyebilirim ki karakter ilk cümleyi kurduğum ana kadar bütünüyle her şeyle oluşmamış oluyor aslında. Ana hatlarıyla oluşmuş oluyor. İlk cümleyi kurduğum andan itibaren ve hikayesi anlatılmaya başlandığında karakter de dille birlikte derinleşiyor, gelişiyor ve aslında tam olarak o zaman doğuyor. Öncesinde sanki bir hamilelik dönemi gibi yani bir içeride karnımda hissediyorum onun varlığını ama henüz doğurmamış oluyorum. Doğurduktan sonra karakter de konuşmaya başlıyor. Yani sanki rahimde büyüyor. Ben onun nasıl bir şey olacağını az çok hissediyorum.
Sonra onu kucağıma aldığımda, onunla konuşmaya başladığımda, onun sesini, bakışlarını görmeye başladığımda o bana kendini anlatıyor. Ve ben burada şöyle bir benzetme yapıyorum. Dil karakterin ana kucağı gibi. Bir tür büyüdüğü, serpildiği, geliştiği evi gibi. Dil aslında karakterin evi olmuş oluyor ve orada büyüyor ve gelişiyor. Dolayısıyla dili önceden tüm ayrıntılarıyla belirlemek, önceden masa başı bir çalışma yapmak zaten beyhude bir şey. Asıl olarak dil yazarken yolunu buluyor. Sadece bizim öncesinde yazmaya başlamadan önce duymamız gereken bir ses, bir tını ve belki de işte o olayları, şunları bunları zaten az çok bildiğimiz için yazarken de onun akışına teslim olmak. Yazarken kısmına girmiyor ama daha fazla. Ha Tamam. şunu da söyleyeyim. O ilk ses nasıl gelecek sorusu var bir de. Yani Hı orada tabii hani dedim şeyleri söyledim. İşte ön hazırlık, çalışma, şu bu falan bunlardan bahsettik. Fakat bunun dışında bir şey daha var. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Belki dilin, yazarın dilinin ve üslubunun altına yatan diğer nedenlere de bir selam göndermiş oluruz. Şunu söyleyebilirim. İlk ses gelene kadar okuduğumuz kitaplar, romanlar, öyküler, başka yazarların metinleri bizi tetikleyen bir unsur olabilir. Mesela ses var ama bir türlü cümleler gelmiyor. Ben o sıralarda gözlerimi kaçırmayı yazmaya başlamadan önce tam Mine Söğüt'ün bir romanını okumuştum. Ve Mine Söğüt'ün dili bana ilham verdi mesela. Yani baktığınız zaman karşılaştırsanız iki dil arasında hiçbir belki de ortak nokta bulamayabilirsiniz. Belki de vardır, bilmiyorum. Ama Mine Söğüt'ün cümleleri bende bir şeyi tetikledi ve ben gözlerini kaçırmanın dilini bulabildim, yakaladım. Bunu da söyleyeyim. Tabii burada senin başta düştüğün şeye dönersek, bu karakter odaklı anlatıcıda ve yazarın aradan çekilmeye razı olduğu metin kurgularında geçerli. Bazen de yazarın uslubuyla dili birden çok kitabına birden hakim olabilir. Biz bunları tamamen dışarıda bırakmıyoruz ve bunların içinde çok sevdiğimiz örnekler var. Mesela Thomas Bernhard. Senin de son zamanlarda çok sevdiğim bir yazar. Onun eğer okuruysanız önünüze bir Thomas Bernhard sayfası geldiğinde üslubundan falan değil direkt dilinden anlatımından Tabii. bu onun metni dersiniz. Çünkü o bütün metinlerinde hemen hemen bütün metinlerinde çünkü hepsini okumadım. Ama aynı dil, aynı anlatım teknikleri aynı tarzda devam eder. Tabii ki bunlar bazılarında hikayenin gereği olarak değişiklik gösterebilir ama yani uslub dile de hakimdir orada. Tam burada Aynı Thomas Bernhard dediğin için hemen küçücük bir araya girip bir şey söyleyeyim. Mesela 3 romanını okudum. 3 romanında da sürekli tekrarladığı şey şu. Karakter anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Mesela bir tanesi diyor ki gerçek bu diyor. Bir tanesi diyor ki doğrusu bu diyor. Bir başkasında da başka bir şey söylüyor. Çok yine böyle ha, mesela şöyle bir şey tekrarlar yani. Şöyle bir tekrar yapıyor mesela. Gerçek bu. Konuşuyor, konuşuyor. Gerçek bu. Doğrusu bu. Dinleyiniz beni gibi. Yani böyle sürekli senin leitmotif geçen şeyde söylediğin leitmotife benzer belki. Bir şey tekrarlıyor mesela. O Alametin artık farikası belki onun artık bu. yani onun dilinin ritmi bence o. Hı. Yani onun dilinin ritmini veren unsurlardan biri o. Ya da Türk yazarlardan hani benim de çok sevdiğim İhsan Oktayanar. Zaten onun romanları evet Hasan Ali Toptaş da öyle tam da ondan söz edecektim. İhsan Oktayanar'ın romanları mesela o zaten tek tek ele almaktan ziyade komple bir tasarım. Bütün romanları kendi içinde de bir bütünlüğü olan. Dolayısıyla dönemine sadık kalan bir dil yani önümüze gelen bir İhsan Oktayanar metnini eğer yeni bir kitap yazmaya niyet etmezse keşke etse ve yepyeni bir şey yapmazsa pat diye tanırız. Yani döneminin işte eski dil kullanır çünkü o dönemde geçen hikayeler yazar. Belli bir ritmi vardır, belli bir anlatısı ve çevirimi vardır. Sadece son kitaplarında bizim dönemimize daha çok yaklaştığı için dil daha güncelleşir ama yine de o dil, o üslup aynen orada sirayet eder ve biz görür görmez o metnin İhsan Oktayanar'a ait olduğunu anlarız. Bu da hakim bir üslup örneği. Keza Hasan Ali Toptaş da yazıyormuş üstelik. Ay Yani ne İhsan güzel, evet. Oktayanar. Bu bugün aldığım en güzel haber. Hasan Ali Toptaş da son birkaç kitabında daha farklı diller ve kurgu teknikleri denedi. Ama kitaplarının çoğunluğunda bir Hasan Ali Toptaş anlatısı vardır.
Yani onu bir okur sayfayı gördüğünde, kulağına çalındığında bu Hasan Ali Toptaş der hemen. Çünkü kelime seçimlerinden, dil ritmine, anlatı kurma tarzına, masalsı ve Anadolu geleneğini kullanışına tamamen artık bu onun alameti farikasıdır. Ay ne kadar güzel bir haber. Buradan şuna Orada geçeyim. kaldın, değil mi? Orada kaldım da bir daha görmek istedim. Emin olmak için. Buradan şuna geçmek istiyorum. Mesela Hasan Ali Toptaş örneğinden hareketle. Ama Hasan Ali Toptaş bu üslupta kitaplar üretti bu hakim üslupta ve başka bir şey denedi bir süre sonra. Sence yazarın üslubu bütün yazınına hakim midir? Yoksa üslup dönemsel olabilir mi, değişebilir mi, dönüşebilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Kuşkusuz ki dönüşebilir. Çünkü zaten her şey dönüşüyor. Ben zaten sürekli yazarın kendini değiştirmesi, dönüştürmesi, yeni denemeler yapması, kendini geliştirmesi yani den yanayım. Bu aslında şöyle bir şey değil. Yazarın bir üslubu var ve bu üsluptan bağımsız bir şekilde bir metin, yani tamam ilişkili olduğunu söyledik ama üslup hiç etkilenmeden, üslup dönüşmeden bir dil yaratıyor değil. Yani şöyle bir durum yok açıkçası. Yazarın dili karakterin diline bir şey empoze ediyor ve bir karakter dili yaratıyor değil. Sadece karakterin dilini dönüştüren bir rol üstlenmiyor üslup. Aslında her yazdığımız metinde üslupsal olarak biz de dönüşüyoruz. Nasıl ki fikirsel olarak dönüşüyorsak, yani bir metni yazarken nasıl yazar kendisi hem edebiyat anlayışında bir şeyler dönüştürüyor, hem dilinde bir şeyler dönüştürüyor, hem fikirsel fikir dünyasında bir şeyler dönüştürüyor. Ben en başından beri hep şunu söylüyorum ya, seninle de çok çok konuştuğumuz bir konu. Yazar dönüşmezse okurunu da dönüştüremez. Yazar sürekli bir yüzleşme yaşıyor, sürekli bir dönüşüm yaşıyor ve dolayısıyla bu dönüşümlerin sonucu diline de, üslubuna da yansıyacaktır. Buna mesela çok kendi örneğimden söyleyebilirim. Ben Gözlerini Kaçırmayı yayınladıktan sonra şunu çok sorguladım kendi edebiyatım açısından ve kendi hayatı bakışımla. Aslında bu ikisi hiçbir şekilde birbirinden ayrılamıyor bence. Ben çok fazla yanıtları olan, çok fazla bilen, çok fazla farkında bir insan mıyım? Ve buna bağlı olarak çok fazla, yani farkında bir insan mıyım değil, böyle olduğumu mu sanıyorum? Böyle bir vehmim mi var kendimle ilgili ve bu çok bilen ve çok her şeye hakim ırmak olarak metinlerimi okura bir şeyler, fikirler empoze etmek ya da ona bir şeyler aktarmak, bir fikrin sözcülüğünü yapmak gibi mi kullanıyorum? Bunları sorgulamıştım mesela. Gerçeğe çok mu hakimim sanıyorum? Bunları sorguladım. Gözlerini Kaçırmayı yazdıktan bir süre sonra. Gölgesinin öncesinde. Ve Gölgesinde de ne yaptım? Gölgesinde de tam da bu gerçeklik sorgulamasını, gerçeğin ne kadar hakim olabiliriz, kendimizi ne kadar bilebiliriz sorusu o metnin içinde bir yerlerde hep dip akıntısı olarak hissedilen bir sorudur. Şimdi bu benim hem kişisel, felsefi, düşünsel bir sorgulama, hem yazarlığıma dair bir sorgulama, hem de dolayısıyla üslupsal bir sorgulama da aynı zamanda. Ve buna bağlı olarak da Gölgesinde belki mesela bir edebiyat eleştirmeni bir gün incelese şunu diyebilir. Yani bunu budur diye söylemiyorum ama örnek faraza söylüyorum. Gözlerini Kaçırmada daha bilmiş, daha sert bir dil varken, daha çok yanıt veren bir üslup varken, Gölgesinde de daha çok soru ve açık uçlu bir metin kurgulamış bu yazar diyebilir mesela belki. O zaman demek ki benim de üslubum her yazdığım metinde dönüşüyor, dönüşmek zorunda. Yoksa öteki türlü sadece karakterlerim değiştiği için bir metnin dilini değiştirmiyorum. Aslında üslupsal olarak da bir şeyler değişiyor. Çok büyük değişimler, dönüşümler olur. O da olabilir. Bu da mümkün. Buna da hakkı vardır her yazarın. Mesela Hasan Ali Toptaş örneğini verdik. Hasan Ali Toptaş'ın sanıyorum Heba'da hafiften Heba'da. değişti üslubu, dili. Hasan Ali Toptaş tutkunları bir kısmı çok öfkelendi buna, bu değişime. Ama her yazarın bir deneme yapma, yolunu değiştirme, başka şeylerle uğraşma, yani kendinden de sıkılmaya hakkı var insanların sonuçta. Dilinden de başka bir şey deneme hakkı var. Yani sonuçta bu bir, bence aslında alkışlanacak bir şey. Bunu beğen ya da beğenme.
bu değişimin o değişen yeni metni, yeni dili, üslubu benimsemeyebilir bir okur. Ama sonuçta yazar cesurca bir şey yapıyor demektir. Alışılmış olan, oradan bir okur kazandığı bir şey, bir durum var, bir çizgi varken başka bir yere de direksiyon kırması bence çok cesurca ve kendine aşma çabası da olan bir yazar olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla evet, ben kesinlikle yazarın üslubunun değişebileceğini, zaten hem kendiliğinden değiştiğini düşünüyorum. İstese de istemese de değişir. Etkiye açık, yani muhafazakar bir yazar değilse, kendine karşı kalıpları, dar kalıpları yoksa, açıksa değişmeye, değişir. Bu kendiliğinden de olabilir. Bazıları için de bir meydan okuma gibi, her seferinde sürekli bu değişimin yolunu açan yazarlar da olabilir. Peki, o zaman bir yazarın üslubunu eğer sadece dille sınırlı tutmuyorsak, bizim seninle mutabık olduğumuz gibi, işte bunu poetikasını da, dil dünyasını da, okumalarını da, meselesini de dahil ediyorsak, yazarın üslubunu oluşturma sürecinde kendine sorduğu sorular, yani bunu oturup tek bir ki matematiksel bir şekilde dur kendime bir üslup oluşturayım diye planını yapmayacaktır, ama bu üslubun oluşma sürecinde yazarın kendiyle tartıştığı şeylere bir değinelim mi? Yani neleri düşünerek, nelerin üstünden gidilir buraya? Mesela yazar için dilin araç mı, amaç mı olduğu üslubu üzerinde çok önemli bir belirleyen. Şimdi oraya gelmeden önce acaba şu üslup nedir ile Doğrusuna ilgili mı bir dönelim? anlatım biçimleriyle ilgili bir şey vardı. Hani Hadi anlatım dönelim o biçimleriyle zaman. Sen ilgili dön. oraya döneyim, sonra da o Tamam. soruya geleyim. Tamam. Yani şöyle, şimdi hani üslup nedir sorusunu birazcık konuştuk ama üslubu asıl belirleyen şey poetika deyip durduk. Onu biraz daha somutlayalım istedim. Geçen Tamam. hafta konuşmuştuk ama bu hafta ilk kez izleyenler olabilir. Poetikamız bizim anlatım biçimlerinde bazı tercihler yapmamıza yol açıyor. Yani işte göstermek mi, anlatmak mı tercihim ağırlıklı olarak? Burada yaptığım tercih aslında üslubumu belirliyor. Betimlemelerini şekilde yaptım ya da betimleme yapıp yapmadığım, mekanı nasıl kurguladığım, karakterini tarif edip etmediğim, buradaki tercihlerim benim üslubumu belirliyor. Yani çok fazla karakterin dış görünüşünü tarif eden bir yazarın üslubuyla bunu tarif etmeyen, bunu anlatının içerisinde gizleyen, bir hikayeye de ihtiyaç varsa söyleyen yazarın üslubu farklılaşıyor. Buradaki tercihleri belirleyen de aslında poetikası. Yani işte birinde diyelim ki daha etkin olmayı arzulayan bir yazar var. Ötekinde biraz daha okura alan açmak isteyen bir yazar var, söz gelimi. Dolayısıyla işte diyalogları nasıl verdi, nasıl kurdu, bilinç akışını kullanırken nasıl bir dil tutturdu, karakter odaklı anlatıcı seçmek ya da seçmemek gibi bu konulardaki tercihler aslında üslubu belirleyen şeyler. Dolayısıyla üslup poetikaya içkindir aslında. Yani poetika belirler üslubu. Bir de bunun dışında ikinci bir öğe de var. O da yazarın bence dil dünyası. Dil dünyamızı ne oluşturur? O güne kadar okuduğumuz bütün romanlar, öyküler, felsefe kitapları, dil dünyası çünkü düşünce dünyasından da bağımsız değil. Kelimelerle kurduğu özel ilişki. Ya burada şeyi de dahil ediyorum ben. Sevdiği kelimeler, sevmediği kelimeleri de dahil ediyorum buna. Ne kadar bir karakter yaratsak da, başka bir karakter yaratsak da orada sevdiğimiz kelimeleri o karaktere uygunsa eğer onları tercih etmek tabii ki yazarın üslubuna dahildir. Yani bir karakter şu 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 şekilde konuşur dediğimiz andan itibaren orada seçeneği evet daraltıyoruz ama aynı zamanda nasıl konuşur, nasıl cümleler kurarım içine, o cümlelerin içine o kelimeleri biz seçip koyuyoruz. Dolayısıyla kendi tercihimiz var orada söz konusu olan. İmge dünyası, yani görsel bir düşünme biçimi mi var mesela, yoksa farklı bir düşünme biçimi mi var? Bu duygu dünyası, onu söyledim zaten. Yani aslında ironisi, bütün bunlar üslubu belirler deyip, yani o üslupla ilgili bir genel çerçeveyi tekrar belirtmeye ihtiyacı duydum ben. Üslubu belirleyenlerin içine ben şunu da dahil etmek istiyorum. Diğer sanat dalları ile ilişkisi.
Evet. Yani mesela Bilge Karasu'nun resimle ve görsel sanatlarla çok yakın bir ikisi oldu. Irmak'cığım, dondun. Orada mısın? Duydun mu? Buradayım. Heh, tamam, şimdi oldu. Geldin mi? Ha. Hani işte mesela Kısmet Büfesi tamamen görselle ilişkisi üstüne yazılmış bir kitaptır. İşte Murakami'nin romanlarında müziğin ne kadar önemli olduğunu görürüz. Sürekli müzik göndermeleri yapar. Bence uslubu da yazarın diğer sanatlarla kurduğu ilişki, alışveriş, o disiplinler arası alışveriş. Mesela senin romanlarında da sık sık sinema göndermelerine rastlarız. Evet. Bunun da önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Kesinlikle. ilişki, yani bu göndermeleri yapan yazar o sanat dalıyla daha yakın bir ilişki kuruyordur. Dikkatini daha çok oraya veriyordur ve oradaki anlatım biçiminin, yani sözsüz anlatımın, görsel anlatım olabilir, sesli müzik anlatımı olabilir, işitsel, yazarın diline ve üslubuna sirayet edeceğini düşünüyorum. Kesinlikle, mutlaka. Evet. Peki o zaman bir Sorular önce çekilirse. kaldığımız yere geri dönelim. Yazar için dilin araç mı amaç mı olduğu, hani çok genel bir sorudur zaten. Bunun Evet. üstünden konuşalım. Bunun üslubu Evet. etkisi üstünden. Şimdi hani her yazarın, katılıyorum sana, mutlaka üslubunu oluştururken sorması gereken sorular var kendisi. Ama tabii ki bu böyle sınava girer gibi, evet, üslubumuzu şimdi oluşturuyoruz, hadi sorularımızı cevaplayalım ve defteri kapatalım gibi değil. Zaten yazıyla ilişkili olan birisi sürekli bu konuları kafasına tartışır, geliştirir, bazen tekrar gözden geçirir, dönüştürür, değiştirir. Benim için dil araç mı amaç mı sorusu zaten hemen hemen her yazar için galiba başlangıçta çok temel bir soru. Çünkü bu neyi belirliyor? Ben ne anlatacağımı, bunu ön plana çıkaracağım, anlatmak istediğim konu, mesele, hikaye, her neyse bu mu ön planda olacak, yoksa onu nasıl anlattığım ön planda olacak? Hatta kimisi için şudur: dildir benim derdim. Ben ne anlattığını hiç ilgilenmiyorum. Ben esas olarak dille uğraşıyorum. Dille uğraşan bir yazarım ve dili dönüştürmek, dille uğraşmak üzerinden hatta tamamen yapısal bir kurgu yaparak, yani hikaye, olay örgüsü, şu su bu sunu bile çok geri plana çekerek dille bir mesele anlar. Dili yıkmak olabilir bu. Ya mesela Latife Tekin'in belli bir noktadan sonraki metinleri dille derdi olan bir yazardır ve dille kavga eder adeta. Dilsizleşmeye çalışır mesela. Bunun gibi yani, sonra başka şeyler denedi falan, ama sonuçta yazarın tercihleri var ve bu üsluplarını doğrudan etkileyen bir şey. Benim kendi bakış açım şu: dil ne sadece araçtır ne de sadece amaçtır benim açımdan. Benim anlatmak istediğim bir şeylerim var. Yani ben bir hikaye anlatmak istiyorum. Her metninde bugüne kadar bu oldu. Söylemek istediğim bir söz var. Sormak istediğim sorular var. Tartışmak istediğim meseleler var. İlla yanıtlar vermem gerekmiyor ya da bu yanıtların nihai olması da gerekmiyor metnin içinde. Ama ortaya bir fikir ve bir fikrin etrafında örülü bir hikaye, o fikir bir soru şeklinde de olabilir, koymak istiyorum. Dolayısıyla bunun insanlara ulaşmasını istiyorum. İnsanlara bunu söylemek istiyorum. Ama bunu söylerken yani bunu anlatabileceğim en iyi aracı bulmaya çalışıyorum. Ama burada dili saf bir araç olarak da görmüyorum. Sadece araçtan ibaret değildir. Bunu en uygun dille yapmaya çalışmanın kendisi de zaten aslında dili de bir amaca dönüştürüyor ister istemez. Bunu bir gazete haberinde ya da bir felsefi metinde ya da bir sosyoloji metninde, psikoloji metninde tartışır gibi yapmıyorum. Bunu insanların zihninde bir şeyleri, gerçekliği farklı bir şekilde görmelerini sağlayacak, taşları yerine oynatacak şekilde bir o dille yapmaya çalışıyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum: dil sadece araç olsa, o zaman şunu yapardım. Bir hikaye anlatırken olanı aktarmanın ötesinde bir dert edinmezdim. Ama ben o olanı farklı şekillere büründürmek, olanın arkasındakini göstermek istediğim andan itibaren dili ister istemez sadece bir araç olmaktan çıkartıyorum. Dille de uğraşmaya başlıyorum. Dil de amaç haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla benim açımdan dil hem araç hem amaç, ikisi birlikte diyebilirim.
Benim için aslında metnin bütün unsurları, yani dili, kurgusu, karakteri, anlatım biçimi, hepsi hikayenin amacı. Yani hepsi hikayeyi var etmek için bir araya gelen unsurlar ve herhangi biri araçsallaşmıyor. Herhangi biri araçsallaştığında zaten hikayenin dengesinin bozulduğunu hissediyorum. Evet, dili başlı başına amaç edilmiş yazarlar var. Mesela işte Bilge Karasu gibi, Ruhsat Obener gibi. Ama bunların diğer yanlarda zayıf olduğunu, kurguyu, karakteri çok da gözden çıkardığını söyleyemeyiz. Aksine onların sağlamlığı, dili de daha güçlü kırılıyor. Daha güçlü bir dili ve daha güçlü bir anlatımı mümkün kılıyor bence. Peki dilden konuşurken şu çok kitaplar üzerine söylenir. Zor dil, kolay dil. Zor yazar, kolay yazar hatta okuması. Bu çok bildik bir ikilem. Sen bu ikilem üzerine ne diyorsun? Yani şimdi şu hep konuşulur. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kolaylık ya da zorluk çok subjektif değerlendirmeler. Aslında bir metin zor ya da kolay değildir. Bir metin bir okurla karşılaşır ve o okurun o zamana kadarki alışkanlıkları o metnin kolay ya da zor olmasına neden olur. Aslında metin sürekli değişen bir şey bu anlamda. Her okurda her metnin nasıl ki içeriği farklı alınanıyorsa, yani ben bir okur olarak bir kitabı elime alıp okuduğumda o güne kadar okuduğum bütün kitapların ışığında okuyorum onu. Ya da yaşadığım bütün deneyimlerin ışığında okuyorum. Kavramları bile aslında bu deneyimler ışığında algılıyorum. Dolayısıyla burada sadece kolaylık, zorluk üzerinden değil, ne okuduğumuzdan ne anladığımız, her şeyle bizim geçmişimiz, tarihimizle birlikte anlam kazanıyor. O yüzden zaten her metin okurda yeniden yazılıyor. Dolayısıyla benim alışkanlıklarım, okur olarak söylüyorum, benim alışkanlıklarım, kendimi rahat hissettiğim dil dünyası. Çünkü neden rahat hissediyorum orada? Orada hep o konuda beslemişim kendimi. O dil dünyasının içinde kalmışsam onları almak benim için daha kolaydır. Onları alımlamak. Ama mesela daha önce hiç karşılaşmadığım bir anlatım biçimiyle karşılaştığımda zorlanırım. Burada bu zorlanmayı karşısına yılacak mıyım? Yoksa deneyecek miyim? Uğraşacak mıyım? Anlamaya çalışacak mıyım? Acaba oraya yerleşebilecek miyim? Çünkü insan bir metinle ilk karşılaştığı zaman bir süre zorlanabilir. Çünkü metin onu hemen içine almayabilir. Çünkü geçmiş okumaları ona izin vermeyebilir. Ama bu sefer bu böyle bir duvarla karşılaştığımı hissettiğimde ben okur olarak, yani soruna aslında bir okur cephesinden cevap vereceğim öncelikle o yüzden. Bir okur olarak eskiden hemen bırakırdım mesela. Açık söyleyeyim. Yok ya ben bunu sevmedim derdim. Ama sonra şunu fark ettim. Bunu yaptığım zaman aslında hep aynı benzer metinleri okumaya mahkumum. Halbuki yeni şeylerle karşı, o metin sadece bana yeni ve farklı geldiği için de bunu yapıyor olabilirim. Ve biraz zorladığımda, biraz ısrar ettiğimde o metnin kapılarını bana açtığını hissederim. Ve beni içeriye kabul ettiğini fark ederim. Ve dolayısıyla bir ilişki kurulmuş olur. Bugüne kadar hiç alışkın olmadığım tarzda bir insanla karşılaştığımda ona sırtımı dönmeye benziyor. Dur bakalım, belki tanıdıkça seveceksin, belki farklı bir iletişim kuracaksınız, değil mi? Yani ötekine açıklık sadece sosyal hayatımızda ya da politik yaşantıda, toplumsal yaşantıda olan bir şey değil. Metinlerde de ötekine açık olmak lazım. Farklı deneyimlemediğimiz bir dille karşılaştığımızda ona fırsat tanımak, aslında kendimize fırsat tanımak. Dolayısıyla burada ben kolay değil, zor değil ayrımından çok kendi deneyimlerimiz ışığında okuduğumuzu tekrar vurgulayacağım. Ve yazar için, yazar konumuna geçeyim şimdi. Yazar için de tercih bence ben kolay bir dille mi yazacağım, zor bir dille mi yazacağım değildir. Yazar da bir kere ben hiçbir zaman hiçbir yazdığım metni dur şu metni biraz kolaylaştırayım ya da dur şu metni biraz zorlaştırayım da canı çıksın okurun falan diyerek yazmıyorum. Ben o anda o hikayeyi anlatırken o hikayenin ihtiyacı olan, o karakterin ihtiyacı olan dil neyse onu kuruyorum. Mesela şunu fark ettim ki benim
Bazı okurlar benim metinlerimi okumakta zorlandığını söyleyebiliyor. Mesela gözlerimi kaçırma ile ilgili iki uç yorumu aynı anda duyduğumu biliyorum. Kimisi diyor ki su gibi aktı, bir gecede okudum. Kimisi diyor ki çok zorlandım, dil bir türlü akmadı ve ben yarım bıraktım. Mesela bunu diyen de oldu. Burada o işte demin söylediğim okur konumundan söylediğim şeyler geçerli. Kimisi için o dil yabancı gelmemiş olabilir, kimisi için çok yabancı gelmiş olabilir. Dolayısıyla bir yazarın bu anlamda okuru düşünerek bir dil kurmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani okura göre hareket etmeye kalkarsa yazar, yani ben anlaşılır bir dil kurayım derse mesela aslında çıtasını çok aşağı düşürebilir. Bir hiyerarşik şey kurmak için söylemiyorum. Az kitap okumuş olan, daha basit ve hatta neredeyse düz anlatıma, yalın kat anlatıma alışmış okurla hemhal olmuş olur, temas etmiş olur. Bir başkası ben dilimi dur zorlaştırayım derken de bir noktadan sonra okurdan kopabilir. Burada okura göre hareket ettiğiniz zaman o kadar yani homojen bir kitle yok. Okur kitlesi yok. Tamamen bir karma var karşımızda. Karışık bir kitle var. Dolayısıyla başkasına göre bu şuna benziyor. Ben her karşılaştığım insanla farklı bir kimliğe bürünmek gibi bir şey. Nasıl, o zaman benim bir kimliğim olmaz, benim bir kişiliğim olmaz. Herkese göre farklı rollere girerim, farklı davranış biçimleri geliştiririm. Bu nasıl sağlıklı bir şey değilse ben bunun metin içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben kolay ve zor dil ayrımını birazcık yapay buluyorum açıkçası. Bence böyle bir ayrım yok aslında diyebilirim. Bence de böyle bir ayrım olmamalı. Ama son zamanlarda piyasa koşullarıyla ve işte bestsellerların çok yükselişe geçmesiyle bir kolay dil güzellemeleri var. Yani o kolay dilde sade, akıcı falan değil, bildiğimiz gündelik dille yazılmış, senin söz ettiğin gibi yalın kat metinler ve bir güzelleme yapılmaya başlandı. Halbuki zor dil demek, anlaşılmaz dil demek değil. Kargıcık burgıcık ne dediği belli olmayan bir metinden söz etmiyoruz. Bilge Karasu burada metnin dili konusunda çok güzel bir şey söyler, çalışkan okur olmak. Yani aslında burada yazarın verdiği emeğin karşılığında okurun da bir emek vermesi gerektiğini ve yazarın da burada senin söylediğin gibi çıtayı aşağı indirmek gibi bir zorunluluğun olmadığından söz eder ve çalışkan okur olmak, çalışkan okurluktan söz eder. Evet, zor, tırnak içinde zor dil diyelim o zaman. Metinler okuru daha çalışkan olmaya, daha aktif bir okur olmaya ve hatta metne dahil olarak okumaya zorlar. Hatta yeri geldiğinde başka metinlere gönderir. Ve burada bence okurluk olarak da iki şeye denk geliyor, iki duruma denk geliyor. Kolaydır istemek aynı zamanda pasif bir okurluğu ve kolaycılığı da getiriyor. Ve bunun karşısında alacağınız tat da haliyle biraz vasat olacaktır. Ama zor dil, emek verilerek okunan, işte gerektiğinde başka metinlerle aralarında gidip gerilen o çalışkan okurluğu yaptığınızda sonucu da ona göre olacaktır. Karşınıza çıkan metin de ona göre olacaktır. Kaldı ki ben hani resim sanatını da edebiyatı hep çok benzetirim ve çok örnek veririm. Standart bir natürmorta baktığınızda gördüğünüz her şeyi anlarsınız. Yani bakandan hiçbir emek istemez. Ama eğer Kandinsky tablosunun karşısına geçiyorsanız sizin de zihinsel emek vermeniz gerekir onun size ne söylediğini anlamak için. Bu zihinsel emeğin faydası nedir? Hani onu da konuşalım bence o zaman. Yani hani sırf okurda uğraşsın canım, biz o kadar uğraştık falan gibi bir şey değil yani. Tabii ki. Yani zihinsel emeğin faydası da şu. Aslında yazar bir şeyi bize doğrudan yalın kat şekilde düz, yani ilk anda bir şeyi olduğu gibi görüntüyü bize sadece yalın kat bir dille verdiğinde bize sadece görüneni anlatmış oluyor aslında. Bunun neden okura bir emek verdirmediyse şu, yeni bir şey düşündürtmüyor çünkü. Ya yani olanı tarif ediyor diyelim ki. Ama lafı diyelim ki okura dolandırmak gibi geliyor, zorlamak gibi geliyor. Of, bu da böyle niye anlatıyor ki? İşte düz bir şekilde niye anlatmıyor ki? Hepimizi anlayacağı şekilde falan dediği şey aslında çoğunlukla şu anlamı taşıyor. O gerçek gibi, gerçek olan bize görünen görüntünün arkasında başka bir şey var.
Yazar bize bunu göstermeye çalıştığı için lafı dolandırıyor. Yani lafı dolandırması geç diyor, görüntünün arkasına dön bak. O perdenin arkasında bir şey daha var. Bunu farklı bir şekilde görebilmen için dili ben bu şekilde ilk akla geldiği haliyle ilk insanın bir şeyi tanımlarken, bir gerçeği tarif ederken aklına gelen ilk cümlelerle yazmıyorum. Çünkü ben bir edebiyatçıyım. Sana görüneni anlatmakla ilgili değilim. Görünenin arkasındakini göstermekle ilgiliyim. O yüzden de buradan bakabilmen için bu dili bu şekliyle belki senin açından zora koşmuş oluyorum. Katman aslında oradaki dilde gözüken zorlayıcılık, zor olan, dolandıran lafı aslında metnin katmanları ile ilgili bir şey. Metnin katmanı oldukça, katmanlar oldukça metinde, dilde de katmanlar oluşuyor ister istemez. Tabii. Nasıl ki resim birebir gerçeği resmetmeyi fotoğrafa devretti, edebiyat da betimlemeyi ve sadece hikaye, olay sıralamayı sinemaya devrettikten sonra resmin o fotoğrafa devretişin ardından felsefeyle, düşünceyle, mantıkla daha fazla ilişki kurup kavramsal sanatın ortaya çıkması gibi edebiyat da bence bu devredişten sonra felsefeyle daha çok ilişki kurmaya başladı. Bu ilişki gittikçe daha da derinleşti ve bu ister istemez dili de etkiliyor, dili de dönüştüren bir şey. Yani bunlarla ilişki kuran yazarın anlatımı düz anlatımdaki yazarla bir olmayacaktır dili. Peki. Buradan dil örneklerine mi geçelim? Nasıl yapalım? Anlatım. Olur, geçelim. Bu arada biz burada konuşurken orada biz korsan yayın yapılıyor. Aralarında konuşuyorlar. Ya bizle de paylaşın arkadaşlar. Yani bir dahaki oturumda bizimle de paylaşırsanız karşılıklı konuşuruz. Daha güzel olur. Yani ben orada gördüm. Aralarında muhabbet yapıyorlar. Kıskandım. Evet, Hasan Ali Toptaş'ın harfler ve notaları konuşuyorlar. Arada bir Oo, kalbin o biz çarptı buradan gözüme. Evet, peki şimdi biraz dille ilgili ikilemler var. Bunlardan söz edelim. Mesela yalın dil mi, yalan dil mi? Aslında Yalın birazcık dil, yalan dil gibi. girdiğimiz konu. Evet, yani burada tabii yalınlıkla yavanlığı ya da vasatlığı diyeyim karıştırmamak gerekiyor galiba. Yalın, çok yalın bir dili var, çok sade bir dili var dediğimizde anladığımız şey demin söylediğimiz gibi her şeyi düz anlamıyla yalın yüzlek bir şekilde aktaran dil demek değil bu. Yani orada ayrım nasıl olacak? Bu tabii okurluğu geliştirdikçe kişi bu ayrımın da farkına varıyor. Ama bir resmin, bir sahnenin ya da bir hikayenin ilk hemen klişelerle, ilk akla gelen haliyle aktarımı çoğunlukla yavan oluyor. Çoğunlukla yalın kat oluyor. Buradan kaçınmanın, yani basma kalıba düşmemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Basma kalıba düşen bir metin, bir dil. Çünkü bizi basma kalıp düşüncelere de sokar. Yani dilin klişeler ve basma kalıp düşünceler, yani ifadelerle kurulması onu aynı şekilde aynı düşüncelerle sabitlemiş oluruz. Yani hikayemiz bir yere gidemez. Dolayısıyla yalınlık başka bir şey. Yalın dil aynı zamanda çok edebi de bir dil olabilir. Yani yalınlık edebiliğin karşıtlığı değil ya da edebi olan süslü olan anlamına gelmiyor aslında. Yani yalın dil derken mesela şunları da bir bunun altına toparlamak lazım. Sade dil derken ne kastediyoruz? Duru dil derken ya da temiz dil derken, yani kirli bir dilden söz etmiyoruz tabii de, temiz bir dil derken ne kastediyoruz? Mümkün mertebe arındırılmış, eksiltmeye giden, tüm fazlalıkların atıldığı bir dilden söz ediyoruz burada. Yani ama sadeleşmek başka, basitleşmek başka bir şey. Mesela sade bir dil basit bir dil değildir. Aksine sade bir dil kurgusu çok zordur. Çünkü en minimal seviyede, en tasarruflu sözcük kullanımıyla bir hikayeyi anlatmayı gerektirir. Orada her bir sözcük ölçülüp tartılmış, biçilmiştir. Buna ihtiyacın var mı, yok mu? Bunun yerine daha isabetli bir tercihte bulunabilir miyim, bulunamaz mıyım gibi. Yani tamamıyla arındırılmış, yani durulaştırılmış bir dildir. Yani buradaki sadelik
basitlik değil. Duruluk basitlik değil. Aksine bunlar kurulması çok daha zor diller. Yani süslü, bol sıfatlara boğulmuş, işte bağlaçlarla cümlelerin birbirine tren gibi dizildiği bir dilden çok daha zor bir dildir. Yani aslında çerçöpten arınmış dediğin şey, Hı süslemeden arınmış, hı. Hı. az sözle çok şey söylemek Evet. belki de. Yani doğru kelimeyi, doğru sözcüğü, doğru sözcük kurulumunu seçmek ve fazladan cümle eklemekten kaçınmak. Mesela Hı şu da hı. yalınlık açıkçası bana göre. Bir cümle kuruyor yazar ve biz orada ne kastettiğini anlıyoruz. Ve o da okuruna o kadar güveniyor ki cümlesine ek bir cümle kurarak bir de şuradan anlatayım demiyor. Yani Hı yetiniyor. Orada okuyanın anlamız, aklına, zekasına güveniyor. Yani aslında benim zekamı hafife almamış da oluyor hı. Hı. aynı zamanda. Bu yönden de sadece hani dilin kurulumunun ağdalı olmaması anlamında değil yalınlık. Hı. Yani ağdalılıksa bana şey gibi geliyor. Biraz daha böyle büyük laflar, Hı. yoğun, biraz böyle ağdalı değil aslında tam da işte ağdalı değil. Yani çok Hı. tadı ağzımızda bir türlü gitmeyen, üst üste su içtiğimiz şekerlemeler gibi bir bakıma. Hı. Evet. Ve sade bir dil kurmak, temiz bir dil kurmak aynı zamanda dile çok ciddi bir hakimiyet gerektiriyor. Yani ana dile, yani yazılı dile her neyse, hangi dilde yazıyorsa yazar, o dilin kelime hazinesine, tanımlarına, kavramlarına ciddi bir hakimiyet gerektiriyor bence. Kesinlikle evet. Yoğun bir dilse işte mesela bence o bir dönemin diliydi ve hala kullanılıyor zaman zaman. Ben hani görüyoruz zaten, okuyoruz. Hamdi Tanpınar romanlarında falan kalmış bir dil gibi hissediyorum. Çünkü süslemelerin bir dönem, işte Arabik süslemelerin iç içe geçtiği bir dönem gibi, o da bir anlatının dönemiydi bence. Evet. Peki, madem ağdalı dilden ya da yoğun dilden söz ettik, imge kullanmakla süslemek arasındaki farka da bir değinelim. Evet, yani bu bütün bunlar tabii esas olarak birazcık karakterle de şekillenen bir şey ama hep bu şerhi de koyalım. İmge yani diyelim ki karakter öyle bir karakterdir ki çok süslü bir şeyi vardır. Yani süslemeyi sever. Yani öyle bir karakterdir. Süslü süslü cümlelerle konuşuyordur mesela. O başka bir şey ama yazarın burada benzetmeler yapması, süslemeler yapması, yapıntı duran aslında, yapay duran her türlü ek süs bana göre. Ama akış içerisinde bize müzik gibi gelen, bize şiir gibi gelen daha doğrusu, şiirsel gelen imgelerle bize hikayeyi aktarması ve sırıtmaması. Yani bir imge sırıtıyorsa o bana göre süstür. Yani orada kulağımızı tırmalıyorsa, yazar burada marifet gösterisi yapmış dedirtiyorsa bana göre süstür. Marifet gösterisinden kaçınan ama imgeli bir dil kurmak mümkün. Yani orada marifet gösterisi özellikle şuralarda da çok sık görülür mesela onu da söyleyeyim. Ben hemen anlıyorum. Bir yazar bir imge bulduk diyelim gibi bir buluş yaptı. Çok güzel bir cümle kurdu. Güzel bir benzetme yaptı diyelim ki. Ve bunu çok beğendi. Sonra bir başka ilk anda güzel oluyor mesela. Sonra bir yerde daha kullanıyor. Sonra bir yerde daha kullanıyor. Ama tamam anladık artık dedirtiyor. Bıktırıyor bizi okur olarak. O işte onu ben biraz şey gibi görüyorum. Buldumculuk gibi görüyorum. Yani ben bir şey buldum ve çok sevdim ve bunu tekrar tekrar gözüne sokmak istiyorum gibi. Biraz böyle çocuksu bir şey de var orada. Bak ben ne yaptım? Bak bir şey buldum. Aman ha bak orada görmediysen burada gör ha falan gibi. Bir bu var. Bir de marifet gösterisinin bir diğer tarafta yani bir şey yapıyor. Bu marifet gösterisi lafı bu arada Saim Bugay, heykeltıraş Saim Bugay'ın öğrencilerine söylediği bir şeymiş. Ben de ondan duymuştum. Şunu söylüyor. Bir heykel yaptın. Artık üzerine onu da kondurayım, bunu da kondurayım. Şunu da şurasını şöyle yapayım diyerek marifetini göstermeye çalışma. Bir marifet gösterilen bir şey değildir. Aslında gizlenen bir şeydir. Yani o marifet o heykelin kendisindedir. Zaten vardır. Sen onu yaptın.
Ya sen yaptın, koskoca heykel yaptın. Bir de onu süslemeye çalışma. Bu marifetin altını çizmeye çalışma. Yani onun cümleleriyle değil tabii ki, mealen söyledim. Edebiyatta da bu marifet gösterisine tanık olabiliyoruz. Dilde çok fazla kendini gösteren bir şey. Bu arada 4 dakikamız var. Amanın. Ama sonuçta soru cevaptan da devam edebiliriz yani, hani Peki. sonrasında. Bu arada şeyi söyleyelim. Süslü dil derken aşırı abartılmış ve boğulmuş bir dili kastediyoruz. Ama destansı anlatım, epik metinler, masalsı anlatım ya da gerçeküstü dil kastettiğimiz bu değil. O Tabii. diller yapısı gereği zaten yoğun kelime kullanımı, anlatımların zenginliğini zaten yapısı gereği gerek duyan şeyler. Süslü dilde kastettiğimiz tam da senin söylediğin takıp takıştırmak aslında. Evet, Yani ne evet. bulduysan takıp takıştırıp, ne bulduysan sürüp sürüştürmek Üstelik de pazara benziyor. gidiyorsun, düğüne gitmiyorsun Ha yani. yani. İmge kullanımındaysa şeyi hatırlamakta fayda var. Nadir olanın değeri. Yani metinde imge kullandığınızda, Çok gerçekten önemli bir harika şey. bir buluş yaptığınızda, bunun etrafını çer çöple doldurursanız o güzellik orada yitip gidip boğulacaktır. Onu kendini gösterebileceği alan da açmak zorundasınız. Tabii. Parlayabileceği bir alan da açmak zorundasınız ki o orada yükselebilsin. Yoksa kendi buluşunuzu kendi ellerinizle boğarsınız. Züccaciye dükkanına girmiş gibi olursunuz. Tabii. Yani ya da bir şeyler var ya, bir milyoncular. Hı. Bir milyon doluşturmuş, her şey var yani onun içinde. Her şey var, hiçbir şey Evet, göremiyorsunuz. hiçbir şey göremiyorsunuz. Dolayısıyla yalınlığın içerisinde yani bir anlatı akıyor gidiyor. Yani şey için de geçerli bu, sadece imge için değil aslında. Parlayan yerler, çok güzel, çok güçlü yerleri bir metnin, biraz yazarın geri çekilebildiği, anlatının geri çekilebildiği, sakinleşebildiği, yani müzik gibi aslında sessizlik anlarına da ihtiyaç var ki müziği duyabilelim. Çok güzel Ben buna söyledin. kontrast diyorum mesela. Işığın olabilmesi için biraz da gölgenin olabilmesi değil ki biz ışığın varlığını ve neyi Evet. işaret ettiğini fark edebilelim. Kapatıp Evet. açıyoruz galiba. Bakayım, 2 dakika var. Bu iki Öyle mi? dakikada acaba yani şeyi konuşabilir Felsefe miyiz? yapmak, retorik konuşabilir miyiz? Deneyelim, girişelim en azından. Sonra şey yaparız, atlarız öbür tarafa. Tamam. Hadi başla o zaman. 2 dakikamız var. Bu arada istersen şu şeyleri, yorumlar arasında bir şey var mı, onlara bakalım. Onlar birbirine kitap falan öneriyorlar. Ha, Biz kaçırdık tamam. hepsini. Tamam, peki. Sonra bize yazsınlar bari, ne yapalım? Evet. Hem öğreniyoruz hem biliyoruz. Güzel. Evet. Felsefe ve retorik, retorik ve retorik diye bir şey yok tabii. Retorik meselesi. Evet, bayağı bir tartışma yürümüş burada. Biz kaçırmışız yani kendi aramızda. Peki, evet devam Evet. ediyoruz. Ben mi gireyim bu konuya? Gelirsen hazır almışken. Tamam. Şimdi felsefe, bir metnin felsefesi aslında o metnin meselesidir. Yani bir fikridir, derdidir. Katmanların altında gizli olandır. Eğer felsefeyi, fikri elimize yani koymuş gibi bulursak, aha ne oldu ya? Aa. Ha. Ne oluyor? Bence kapatıp girelim. Bu sapıtıyor ya. Tamam. Böyle olacak Biraz sonra anlaşılan. görüşürüz, 2 dakika sonra. Görüşürüz. Görüşürüz.